Hırka göndermemiş mi? Neyi göndermiştir? Üşümesin diye mi? Büyük ihtimal abi ya. Yani üşümesin diye. Ya? Sırga olmaz. He? Sırgası yani ama sırga olmaz. Başka? Ben de orası çok sıcak olmasına rağmen yine. Değil mi? Ben de tam onu diyecektim. Yani hırkasını üşümesin, giysin diye Veysel Karahan'ı göndermemiş. Üzerine silmiş olduğundan daha iyi. Şimdi eşya niyet ve nazarla mahiyeti değişiyor. Sureti öyle gözükse bile buram buram o olur. Abi bir sarık da bir koter. İkisi de bez parçası. Evet. Ama manası nereden der? Yani bir bayrak. En azından o şey Mehmet abi düşünce. Senin yüklediğin mana. Bu öyle değil. Bizzati kendisi var orada. Kazakta. Hırkada kendisi var. Mesela ecdadın camisine gir. Süleymaniye, Beyazıt gibi camiye gir. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiye gir. Aynı alet mi var? Yok. Yani insan kokusunu bırakmıyor mu? Köpek ona tanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeler şöyle takip ederlermiş. Oradan geçtiğini kokuyla takip ederlermiş. Kendisi yok gözükmüyor. Koku bırakırmış. Dolayısıyla kişi eşeğe sirayet ediyor. İnsiba ve inikas ediyor. Şimdi bir kabrin kutusuna ne diyorlar? Sandık. He? Yok, layık değil. Sandık adı. Sandık başka bir şey değil. Tabut. He? Tabut değil, üstteki. Üstteki o şey. Yani kutu. Makama diyelim. Ona örtülen örtü değil bu. Direkt cesedi en yakın olan bir örtüdür. Kimin biliyor musunuz? Bugün sağ olsa Hindistan'da onu ziyarete giderdim denilen ustadım dediği İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin örtüsü. Nasıl geldi bize? Her sene değişiyormuş. O sandıkçanın üzerindeki örtü değil bu. Aşağıdaki örtüdür. Aşağıdaki örtüdür bu. Yani sirayet etmiş demek istiyorum. Her sene değişiyor. Cumhurbaşkanları, üç kişiye veriyorlarmış. Cumhurbaşkanları, Müslüman Cumhurbaşkanı, Müslüman ona değerini bilen başbakan, Müslüman Genelkurmay Başkanlarına veriyorlarmış. Her sene bir tane değiştiriyormuş bunu. Ceset bozulmamış abi. He? Ceset bozulmamış yani. Yok canım, bu. Onlar... Her sene ben değişiyorsam ceset bozulmamış. Ha, kefen tabii. Değil bu ya. Kefen değil bu. Hani o kabrine en yakın olan. Yani kabrine bir tane sererler, sonra tahta koyarlar. Kutu. Orada hizmetle alakalı olan bir arkadaş oranın bölgesi şeyin olduğu Fethullah Hoca'nın imamlarından. O diyalog kuruluyor. Nasıl oluyorlarsa o zaman iyi yani. Hükümet de kötü değil. O zaman o imam bunu alıyor. Başbakan o zaman Tayyip'e getirildi. Hani şey olmuş. Hem de güzel bir hediye olur diye. Fakat daha gelmeden, Türkiye'ye gelmeden hükümet de cemaat arası açılıyor. Malum olaylar gelişiyor. Bu da orada kalıyor. Bu elinde bu duruyor. Geri veremiyor. Başbakan'a veremez. Araları şey. Dolayısıyla orada elinde kalıyor. Her zaman geçtikten sonra bu çocuk da epey bu imam meseleyi anlıyor. O cemaatten ayrılıyor. Yani ne zaman ayrılıyor? CHP oy verilmesini dediler, ayrıldı. Ama bunun da elinde var. Esair getiriyor, diyor ki bu size layık diye. Bir cemaata veriyor, Nur cemaatine kendisine. Bana da 10-15 günlüğüne emaneten verilmiş. Bu odur. İmam-ı Rabbani Hazretleri şeyi. Şimdi ben beraatı okuyayım biraz. Ondan sonra Murat'ı 4. şuayetten bir yer yaptıracağım. Hasan abi, bize de sirayet ediyor işte. Yani bunu şey için anlattım. Avam gibi bakmayın, böyle şirk mi değil. Yani bir köpek bile sahip eşe kokudan tanır. Esrarı tanırlar, değil mi? Yani
Biz medet ondan beklemiyoruz. Medet Allah şey yapıyor. Fakat kutsi değerleri de reddetmiyoruz Vehhabiler gibi. Vesile yapıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bana ulaşmak için vesile arayın. Duada da diyoruz zaten. Ya Rabbel Alemin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı vesile eyle. Değil mi? Onun hürmetini hatırına diyoruz. Dinde hürmet vatir vardır. Vesile vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Bedir ve Uhud'a katılanların Bedir Uhud'a katıldıkları için onun hürmetine Allah katılanların geçmiş ve geleceğin bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da bir hadis var. O da şey diyor. Diyor ki benim hatırıma sahabelere dil uzatmayın diyor. Benim hatırıma. Bak hatır var ya. Zaten duada da diyoruz. Dolayısıyla bir vesiledir yani basit. Mesela sütü sığırdan alıyoruz ama Allah veriyor tabii vesileye müracaat ediyoruz. Elmadan ağaç ağaçtan elma alıyoruz ama biz biliriz ki Allah veriyor. Ona bakmak, ona ihtimam göstermek vesilelik cihetidir. Yoksa kaynak itibariyle görmek değildir haşa. Kim kaynak görür yani? Allah'ın değil. Şimdi ben Berat Kandili ile alakalı bir şey okuyacağım. Ondan sonra Murat'a bir inşallah, dördüncü şu anda ben de merak ettim. Ölümü kaldırıyor diyor usta böyle. Ölüme ön gitti yani. Ölümü nasıl kaldırıyor? Bir ders yapacağız şimdi bakalım. Ölüm nasıl kalkıyormuş ya? Bu işin biraz önce cenazeden geldik. Cenazeden geldik. O da diyor ki ölüm kalktı diyor. Rüştü abiyi gömdük. Peki. Diyorsa ben, he? Diyorsa doğrudur. Diyorsa doğrudur. İşimize de geliyor değil mi? Efendim abi. Zahiren öldü. Ne dedi? Zahiren öldü. Zahiren evet. Burada bir şey yapmıştık hatırladınız mı? Evet. Kim yakalandıysa gömün onu. Yakalayamadığınızı gömemezsiniz. Bir tanesi ne yazıyor? Ne şey yapıyor? Telefonu açtım arkadaşlara dinlettim. O misali meğer psikolojisi bozulmuş. Ölüm korkusundan ölümü hatırlamayayım diye 4 senede bir namazı terk etmiş. Tam tersini yapacağı yerde. 4 sene. Yani ölüm hatırlıyorum diye. Hiç böyle şeylerden, mezarlıklardan, şeylerden, camilerden geçmiyor. Neyse o bizim bu meşhur şey var ya bu yakma şeyi. Kim yakalandıysa onu gömün. O ölmüştür. Çünkü yakalanmayan ölmemiştir. Yakalayamadın ya. Onun hakkı gitmektir. Dedi baktı Allah Allah hanım dedi ki diyor bir daha şey yapsana dedi ya. Şöyle baktı bir daha derken hemen o akşam namazı başlamıştır. Şimdi o ölüm benim mesela alakadar ettiği için. Şimdi ben Leyla-i Berat'tan okuyayım. Leyla-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Yani çok dinlemişsinizdir de. Bu geceye ait şeyi okuyayım. Ondan sonra dördüncü şuada Murat'a yaptıracağım. Leyla-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Yani bu Berat gecesinin sevap cihetiyle bakmayın. Berat gecesinin en büyük özelliği bana çekirdek olmasıdır. Mesela şimdi bu akşam başlıyor sene-i devriyesi. Bir sene olana kadar geçecek bütün zaman çekirdek oluyor. O senenin çekirdeği oluyor. Yani mesela geçen sene bu akşam kutladık. Onu ne yaptık, nasıl davrandıksa bir senemiz öyle geçti. Mesela şöyle bir misal vereyim. Şaşıracaksınız ama isterseniz deneyin. Kesinlikle böyle oluyor. Ben hayatımda denedim, şuhuttur. Mesela ben Berat gecesi en çok Kur'an'a namaz böyle nafile kılmadım. Kur'an'a yüklendim. O senem hep Kur'an'la geçiyor. İnan böyle. Zerre kadar şüphem yok. Rabbim şahit. Eğer ben namaz kılayım. O senem bu gece namazla meşgul olayım. O senem hep namazla meşgul olayım. Yani bu Berat gecesi sevap cihetiyle ikinci geceye benziyor bu Kadir gecesine. Bu bir harf 20 bin lakal. 20 bin değil.
En az 20. Allah deseniz 4 harf, dik üstünde harf sayılır 5. Allah desen 5. 5 çarpı 20 bin, 100 bin ediyor. Bir Allah desen şimdi. Nasıl olacak? Allah dedik değil mi bak şimdi. Bir tanesi dedi ki hiç unutmuyorum, solumda oturuyor. Olur mu hocam dedi ya bu kadar şey dedi nasıl olur. Tamam kardeş senin ihtiyacın yok. Ya Rabbi bu istemiyormuş bize. Ya hocam öyle demek istemedim. Yani Allah'ı böyle adaletli zannediyor yani. Sırf adil zannediyor. Adaletli, sırf adaletiyle muamele etse helak oluruz ya. Bir yaptın bir. İki yaptın iki. Allah bir günah yapıyorsun, bir günah yazıyor. Bir sevap yazıyorsun, 10 sevap yazıyor. Ulan bir yazsın. Ya merhamet, adalet değil bu. Allah'ın haşirde ve dünyada bize muamelesini adaletiyle değil, liyakata göre değil. Allah merhametiyle muamele etsin. Amin diyene öyle etsin. İstemeyene adaletle etsin. Nereye layıksan onu muamele eder. Ama durumun içi değil tabi o zaman. Şimdi bu sene yani bu gece neyle meşgul olursan inan bana, itimat et. Bir sene böyle geçecek. Diyelim ki ben namaz kılmak istiyorum. Kaza namazlarını başla şimdi bu akşam mesela. Artık bir sene kaza namazın garanti. Sana bir desene dershanelerini çıkmayacağız yandık ya. Bir sene kaldık içeride. Yani içeride geçirirsem diye. Eğer dershanede geçirir yatmasanız bir sene bedeninizde ruh yatmayacak. Çünkü en kutsi mabet bedendir. Bugün cenazede de sordular. Ya bu kadar istiyorum dedi. Bir tanesi girdi koluma siteden tanımış. Çok istiyorum bilmem ne yapıyorum. Arzu ediyorum başladı ağlamaya. Ne oldu? Ne? Ya kılamıyorum şu namazı diyor. Allah Allah. Beş altmış yapamıyor. Yani bir nevi huzura kabulün olan namaz ile namaz kılmadan vakti girdiği zaman kimin ruhu arşalaya giderse, ruh ilk önce gider, onaylandıktan sonra bedeni namaz kılar. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile huzura kabul edilmeyen namaz kılamaz. Çünkü şeyde öyle geçiyor yani Risale'de 46. sayfada salatın 3 farzı var. Ben başka yerde de gördüm böyle. Daire-i Müteşir'de var bende 2 sözler kadar. Ruh diyor, ruh kafama kaldığı kadar, cümle aynı değil belki de. Ruh salata kıyam ederse, beden arzda namaz kılar, kılabilir. O zaman Miraç onun için mi oluyor? He abi. Miraç mı? Evet. Miraç çok ilginçtir. Allah Resulü'nün 32 tane miracı var, bir tane de var, 33. Miracı Ekber, bir tane miraç. Diğerleri Miraç Asgar. Bunu merak edip de farkını söyleyebilen var mı? Murat ne? Emanet işte cesedi de olmuş abi işte yani bütün hasseleri de şeyde. Emanet yoldaki miracı lafı ve sureti olmuş. Öyle mi? Bu miraç istersin öyle bir ifade var. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam miracı cüz'i miraç abi. Onun o cüz'i miracı, o genel manada o külli miracı lafı ve sureti olmuş. Ruhen mi olmuş? Diğer miraçlar. Diğer miraçlar öyle anlaşılıyor. Ruhen. Başka? Emanet vardı ya yanında. Diğerlerde emanet yoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün miraçlarında kalben ve ruhen, cismen ve ruhen olmuş hepsi. Cismen, ruhen ama Miraç Ekber olamamış hepsi. Bir tane olmuş. Bir tanesinin içerisine 3 tane şey koymuş. O içini değiştirmiş. Emanet, nur, anahtar. Diğerlerinde şahsiydi. 428 sözlerde var. Miraç'ta da var. 3 tane şeyi içine koymuş. İçine koyunca yani Miraç Ekber'i Muhammed'i de biz vardık. Biz vardık. O Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ında vardık. Abi hatırlamıyorum. Anne karnında yok muydu? Hatırlıyor musun? Değil mi? Anne karnında mesela ben diyor alem şey de ruhlar alemi de Cenab-ı Hak bana sordu ama ben hatırlamıyorum falan diyor. Ruhlar ya her şeyi hatırlamıyorsak yani hatırladığımız mı var? Yani hatırlamadıklarımız yok mu? Mesela soruyorum
Hangimiz hatırlıyoruz anne karnını? Var mı hatırlayan? Peki hatırlamadığına göre inkar ediyor musun oradan geldiğini? Kimse inkar edemiyor ama hatırlamıyorsun. Ha demek ki hatırlanmayan şeyler de var. Miraç Ekberi Muhammed'i denmesi şualarda, 6. şua mıydı? Asgar da var ki olmuş. Şahsi kemalatıyla olmuş. İçinde 3 tane şey yoktu. Miraç Ekberi'ne çok uğraştım da Murat ben bunu. Belki de senelerce uğraştım. Nasıl? Ekber niçin olmuş? Fatih, niçin Ekber oldu diye çok meşgul oldum. Bayağı ciddi yorulmuş yaptım. Bir baktım ki böyle kafayla değil Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla. Miracına 3 tane şey konmuş. Emanet, anahtar, nur. Şimdi Leyla-i Berat'ta bir de okuyayım. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Bak bugün nasıl Kur'an'la mı geçiniyoruz? Yani bir mübarek olsun diye ders olmasın yani. Böyle dinlemeyin bunu. Bu akşam şimdi dersten sonra cüz mü alacaksın? İnan o sene cüzle geçecek. Yani Kur'an'la geçecek çok. Yoğun olacaksın. Çünkü bu çekirdektir diyor. Bu böyledir. Kaza namazına mı şey yapacaksın? Abi ikisi şeklinde de geçecek. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşerinin programın evinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Evet, Leyla-i Kadir sevap cihetiyle yetişilmez. Ama bir özelliği var ki Kadir gecesi Berat gecesine yetişemez. Kadir gecesi en az lakal her bir harfe 30 bin. Berat'ta 20 bin. Allah dedin 100 bin. Kadir gecesinde 150 bin oluyor. Ama Berat'ta bir şey var, Kadir gecesinde hiç yok. Nedir o? Bir senenin çekirdek oluşu. Bu çok önemli ama. Yani öyle bir kutlama diye değil. Bu akşama bir senen diye bak. Abi çarpı 360 oluyor o zaman. 360, evet. Aynen. İnan, itimat edin bu kardeşinize. Bir defa denememişim. Bunu okuyan bir insan. Bakayım ne olacak dedim. Vallahi de böyle, billahi de böyle, tallahi de böyle benim hayatımda. Mesela Kur'an çok okudum cüz. Belki 3-400 okudum. O senem hep Kur'an. Hep Kur'an. Ondan sonra ya nafile kılalım dedik yani. Kaza, nafile de nafile. Kazam, hep aklım fikrim namaz. Hep aklım fikrim. Gidiyorum almaya, havalimanda iniyorum. Sıkıldım, yoruldum, havalimanda iniyorum. Ulan ne yapayım, mescit buldum, hemen içim namaz. Hep bir namaz kılayım ya. Allah acayip bir şey ya. Hep namaz. Mesela bu sene hep namaz. Ha, biraz açayım size. Kitabı okursak sabahlarında. Yani öyle geçiyor. İtimat edeyim. Böyle işte bak diyor ki ben mi anlamıyorum? Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin yani senin mukadderatının programın evinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir kutsiyetindedir yani. Peki nasıl olur ya bir geceyi böyle ihya etmeyle bir sene böyle? Sana ne? Allah'ın ortağı mısın? Allah merhametini yapıyor. Adalet olsaydı bir günah bir günah, bir sevaba bir sevap. Adalet budur. Ama merhamet o değil işte. Merhamet ne? Bir günah bir günah, bir sevaba bir sevaba normal günlerde lakal 10, 100 bin, 20 bin, 30 bin. Bu adalet midir? Değildir. Nedir? Merhamettir. İyi ki böyle yapıyor Allah. Ya biz küçük çerçevemizin içine sokmaya çalışıyoruz. Allah böyle yapıyorsa böyle yapar. Biz de böyle. Değil ya. Elhamdülillah. Her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyla-i Berat'ta her bir ameli salih ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Allah desen 150 bin. 15 tane harf, 150 bin. Dik üstünde harf sayılıyor. 4, bir de dik üstünde 5, 100 bin. Allah, Allah, Allah. Şaka geliyor, 300 bin oldu şimdi. Ne zaman anlarız biliyor musun Fethi abi? Şimdi Rüştü abi yattı ya, bak Berat gecesi. Ha bir de müjde vereyim ha. Kitaplarda öyle geçiyor. Allah demediği halde sen desen cehennem diline hazırlarsın ya. Diyor ki ehl-i iman var şart.
ehl-i iman. Eğer cuma gecesi, cuma günü için ve mübarek geceler kabre girerse hesap sorulmuyormuş o gece. O gecesi hesap sorulmuyormuş. Alıyorlarmış, götürüyorlarmış. Hesap yok. O gece hesap yok. Kanun ilahi varmış. Bir gece hesap sorulmadı mı? Ertesi günde daha sorulmuyormuş. Hesap yokmuş. Hangi gün abi bir daha söyler misin? Bir cuma akşamı. Bir de mübarek geceler. Mesela şimdi Rüştü abi girdi mi? Şimdi şeriatta okuduğum kitapta diyor ki buna şimdi hesap sorulmayacak. Hadis var. Ve ahkam da çıkmış. Hüküm de çıkmış. Ehl-i sünnet. Ondan sonra yarın Rüştü abiye o da bekliyor tabii. Ama alim olduğu için tabii Rüştü abi olayı biliyor. Çünkü kafa gitmiyor. Heyecan gitti. Ha, ertesi gün, bir gün sorulmamışsa daha sorulmuyormuş. Ben dün sormadım size. Hadi gel şimdi hesap sor. Yok şimdi hesabı yok. O bitti o. İlk sorulacak. Bir de öldüğü için zaman kavramı olmadığı için. Artık yani başka bir boyuta geçiyor. Nasıl olacak ama orayı buraya da böyle ifade etmiş. Biz de böyle inanırız. Kim böyle inanırsa böyle muamele görecektir. Allah bizi şehit etsin. Çünkü başka şansımız yok. Öldüğümüzü hatırlayamayalım. Hiç hesap sorulmasın. Kaldığımız gibi devam edelim böyle. Şu anda şu anda ölseniz inan hatırlamazsınız. Aa bak Rüştü abi ne olmuş biliyor musun? Yanında sekerata girince. Baba. Baba demiş yani. Ben usta beklerdim ama. Demek ki baba. Ama artık her daim mi o? Baba demiş gözünü dikmiş bir yere. Baba. Baba herhalde gelmedi dedi. Nasıl oluyor bu? Yani hakikaten burası mı orası mı hepten karma karışık oluyor tabii. Leyli Berat'ta her bir amali salihin her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sahih vakitte 10 ise şuhuru selasede 100'e ve 1000'e çıkıyor 3 aylarında. Ve bu kutsi Leali meşhurede 10 binler, 20 bin veya 30 binlere çıkar. İhlasa göre değişiyor. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Ne kadar? Allah Allah. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Bir gece ha iyi edeceksin Mehmet abi. Sen esnafsın, matematiği çok seversin. Şey yapsana, Murat, sözler, mektubat, lemalar, şualar getir. Sözler, 4 tane. Ne anlıyorsun abi? Burada yani rakamlara takılmadan şunu anlamak lazım geliyor. Rakamlara takılmadan. Takılmadan. Ben size cehennemi yasaklıyorum. Ben sizi affediyorum. Cehennem size kesinlikle kapalıdır. Zorlamayın o kapıyı diyor. Yani... Bire 100 bin, bire 500 bin, mukavret günler, mübarek beldeler vesaireler, günahı bir yazıyor, sevabı binler, 100 binler. Ya beni sevin diyor, ben sizi seviyorum. Ben sizi cehennemi sizin için yaratmadım diyor. Yani bu sembol kullanıyor demek ki bunu. Tabii ki canım, onlar sembol ya, ona takılmamak lazım. O işin bir yönü. Yani rakamlar, oğlum nereden geldin sen ya? İşte 10 tane tesbih yap, şunu kazan, 100 tane. Bu şey değil bu. Avami bir şey. Değil, avami tabii, alt seviyede ya. İsteyene ver onları demiyor mu? Ya Allah bu kadar merhametli ya. Bu kadar sevilmeye layık ya. Cennetini falan filan istemeye gerek yok ki. Yani o kadar hakikaten sevilmeye layık ya. Bu ne demek ya? Şimdi sen bir Allah çekeceksin, 100 bin sana hasenat verecek. Niçin? Yapan kendisi zaten. Onu da sana veriyor. İnsan yalnız talep ediyor değil mi? Ya talep bir meyelan. Yani o kadar sevilmeye layık ki. Bir şey talep etmeye yüzü olmaması lazım insanın. Sadece kul olmak lazım. Ya boynunu bükeceksin. Hepsi bu ya. O kadar merhametli. Ya bu günleri niye yaratıyor ya? Ama bazı rakama takılıyor. E olsun o da kabul. Gel diyor tamam. Sen rakamlarla şey yapıyorsan rakamlarla gel. Ama onlar aşmış onu. Aştığın zaman nedir? Ya bu kadar merhametli. Bunu böyle tanıdıktan sonra seni cehennemine koyar mı ya? Beni nasıl tanırsan öyle muamele edeceğim demiyor mu? Ya bu kadar merhametli bir zat. Hangi kulunu cehenneme koyar ki? Yeter ki bu meyelan olsun.
şu ölçü olmalı sadece. Bir sevdiğin arkadaşının karşısında bir günah işleyemiyorsan Allah'ı o kadar sev en azından ya. Seviyorsun bir arkadaşını, günah işleyebilir misin yanında? Sana rasat ediyor. Harama bakabilir misin? Tanırım ya. E peki Allah'tan utanmıyor musun? Yani Allah'ın o kul kadar değeri yoksa yanında imanın neresindeyiz? Bu kıyasla diğer merhametini bir kıyasladığın zaman tamam olayı çözersin. O zaman fedakarsan bak bakalım o zaman yapabilir misin? Sevdiğim bir kulun, basit bir kulun karşısında günah işleyemiyorsan onun huzurunda değil misin her salise? Bu nazarla baktığın zaman olay çözülüyor. Vallahi maşallah ya, Allah razı olsun. Etkilendim ya. Demek ki simgelere takılmamak lazım. Esas burada rahmetini açmışım ifadeleri. Bitti abi ya. Bu kadar basit. Şimdi mesela Rüştü abi gömdük. Şimdi ben diyelim bugün de çok iki günden beri etkiliyim ya böyle onun peşindeyim. Yani endişe ediyor gene yani. Abi endişesi yok. Bu adam burada istihdam etmişse, sevdiği, en sevdiği işte bunu tutmuşsa, bunun karşılığı açık. Ya yaşarken. Bitti ya, onun karşılığı var. Şimdi sen namaz kılıyorsan, kardeşim bir daha namaz kıl, secde yap, niçin huzuru aldı? Az önce dedin ya, miraç yaptırdı sana. Peki 7 milyar insanda kaç kişiyi huzuru alıyor? Bu senin cennetin zaten. 5'te birini alıyor. E bitti, 5'te biri de belki de yok. Peki İstanbul 20 milyon. Kaç kişiye bu hadise tavır ediyor? Sahabinin yaptığı mesleği, icraatı yaptırıyor sana. Yani Allah beşer dünyasında imtiyazlı kılıyor, Müslümana İslamiyet'i veriyor. Veriyor. Müslümanlar, daha daraltıyor diyorsun. Tabii. Müslümanların çapında küçültüyor, müceddidlik nasip ediyor aynen, bazılarına. Aynen. Bazılarına da müceddidlik içinde has işi veriyor. İşte bitti. Yani bunu veren Allah ahirette sana azap vereyim diye mi veriyor? Böyle olmaz diyorsun. Rüştü abi şimdi hayat boyu böyle bir şeye tutuyor. Çalıştırıyor. Götürecek, kabirde azap verecek. Cehennemde Allah böyle bir Allah değil ki. Asla değil. Yani en ufak bir meyelanın karşılığını bu kadar veriyorsa bu adam hayat boyu verdiği şeye direkt onların ya. Onların şeyi olmaz ya. Mümkün değil yani. Çünkü ben öyle bir Allah düşünemiyorum. Açık yani, perdeler açıktır aslında. Tutuyorsa bitti. Sizi bu davada tutuyorsa... Yani burada yaptığı muamele oraya alamettir diyoruz değil mi? Kesin karşılığıdır abi. Bizim korkmamız gereken şu. Sonuna kadar bu çizgide devam edebilecek miyiz? Yoksa nur talebesi imanla kabul edilir. Açık ve net. 33 ayet nur talebesine bahsediyor mu? Bu imtiyaz değil mi? Özel tutuyor. Bunu sevmese tutmaz. Onun için ayrıyetten, hakikaten günahtan çok ciddi kaçmak lazım. Ayrıyetten secdeye varmak lazım. Bu herkese nasip olmuyor abi. Kendi bir irademizde de olmuş bir hadise değil. Öyle bir liyakatımız da yok, hiçbirinin bir etiketi yok. İkramıyla abi. E bu ikramı veriyorsa, arkasını verecek abi, hiç dert etmeye gerek yok yani. Açık şey. Yeter ki sonuna kadar çizgimiz devam ediyor. Ben öyle anlıyorum küllatına. Abi, bu da size müjde olsun. Hep siz veriyorsunuz müjdeyi de. Bu da abimle müjde olsun. Çok. Allah doğru söylüyor. İmanla kabre gidecekler. O da bir müjde. Abi kesin ayet söylüyor bunu ya. Gündüz de şeyi verdik. Yani bir hadise mazhar olmak için surlara ne kadar müjdeler vermişler. Bir yani Fatih Sultan Mehmet. Fatih tabi. Hadisesinde de hadise diyor. O ne güzel asker diyor. İmanla kabre gidecek demiyor. Şunu demiyor, bunu demiyor. Yani aşere-i mübeşeredir onu değil, ne güzel askerdir diyor. Buna mazhar olmak için millet birbirini kırıyor mesela değil mi? Yok, neler kadar da Akşemsettin nefer olarak savaşa biliyor. O teklifi yapıyor Fatih. Ama 33 ayet nur talebelerinden bahsediyor ya. Bunun için de mahkeme görmüş, bilir kişiye gitmiş, o da menfi olmasına rağmen tamam faş etmemeliydi sana diyebilmiş. Yanlıştır dememiş. En büyük deli, bir tanesi de o. Daha ne olacak yani, daha ne desin yani, daha nur talebesi naz yapmasına gerek yok ki ya, bu kadar açık şeye mazhar olmuş yani. Nur talebesine bir de. Nur talebesi nur talebesi. İmansız kabre girmeyecektir. Girmeyecek diyor da.
Abi burada olmamız bizim nur talebesi olduğumuzu gösteriyor mu? Abi nur talebesinin vasfı var zaten şeyde, zaten onu kısaca Hasan abi, ya nur talebesi nedir, ne yapması gerekiyor? Orada kayıtlar var zaten, nedir? İşte kebairi terk eder, tesbihat namazını kılar Hasan abi, onlar nur talebesinin kısa bir tanımını yap işte. Yani o çok şey istemiyor ya, o verilene karşı o kadar cüz'i ki, hani bu kadar az bir meşakkatle bu kadar küllü bir kazanç hiç görülmemiştir diyor ya. Ya ne yapıyoruz ya, bir derslere iştigal edeceksin, sadakatla davanı anlatacaksın, hizmet yapacaksın ya. Hasan abi, küllü bir şey değil. O zaman burada olmamız da bir ikram Hasan abi. En büyük ikram ya, hem de en büyük ikram. Nerede olabilirdik şimdi biz? Evet. Peki öbürlerinden ne farkımız var yani, adamlarımız daha mı farklı? Cemiyette bakın bakalım nerelerde bu insanlar? Allah seçmiş, daha ikram değil de nedir ya? Çünkü hadisi kutsi geçiyor ya, hadis-i şerifte değil, kutsi. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse başka kimse ne diyor? Dinine hizmetçi seçer. Başka bir hadis-i kutsi de. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Başka bir hadis-i kutsi de. Efendim? Dünyaya küstürür. Kusurlarını kendisine gösterir. Sahir vakitte on ise şuuru selaseti yüze ve bine çıkar ve bu kutsi leali meşhurede 10 binler 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceden 50 senelik bir ibadet hükmüne geçiyor. Hakikaten Mehmet abinin dediği ne kadar şey isabet ediyor. Şimdi bir gecede 50 bin olur. Olur. Yani bu sembol simgedir herhalde ya. Yani affetmek istiyorum demek istiyorum. Değil mi? Affetmek istiyorum. Yani panayırını açmış. Onun için elden geldiği kadar ne yapacağız? Kur'an'la ve istiğfarla ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Bir de okuyayım şunu. Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla. Şimdi ben bu Berat gecesi hakkında biraz malumat şey yaptım böyle. Şimdi böyle bir dördüncü şuadan Murat gelsin de bir birinci hasbiyi böyle yukarıda biraz bahsetti. Çok da benim hoşuma gitti. Ondan biraz böyle bir ders yapmasını istiyorum. Gel abi. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu aleyhi seyyidina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi bu vefatla alakalı bugün Rüştü abimiz vefat etti. Bu Hafız Ali abinin kabirde Münker ve Nekir'e Meyve Risalesi'nin hakikatlerine cevap vermiş. Üstad Hazretleri biz de diyor şimdi manen ileride hakikaten diyor. Evet Osman. Çocuğumun şimdi hakikaten. İstikbalde hakikaten şimdi manen cevap verip tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah diye bağlıyor. Şimdi burada bu baştan alacağım. Burayı bir okumak için hem dua hem tebrik hem böyle berat olması için hem bizim için hem de abimiz için. Şimdi burada okuyacağız şimdi. Bundan sonra o baş tarafa geçeceğiz. O dördüncü şuaya geçeceğiz. Şimdi burada bir medrese talebesi vefat etmiş. İşte Münker ve Nekir gelmiş. Kendisini medresede zannetmiş. Sarf-ı Naif ilmiyle cevap vermiş. O olayı müşahede eden, o cevap ve suali müşahede eden, melaikeler gülmüş, keşfel kubur gülmüş, hazır ruhlar gülmüş, rahmet ilahiye, tebessüme gelmiş. Neden? Ben 3-4 tane burada metin üzerinde gördüm yani. Neden yani gülmüşler yani? Ondan sonra buna bağlıyor. 3-4 tane başlık var bu derste. Beraber şimdi bir noktaya nazar mütalaa edeceğiz. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüzü, Münker ve Nekir'e ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir haps-i münferitte, bir tecrid-i mutlak içinde tevahhuş ve meyusiyetten tedehüş ederken
birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Arkadaş diyor. Arkadaş diyor. Bir de taife diyor. Demek ki çeşitleri var ki taife diyor yani. Arkadaş. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler. Nurlandılar. Hararetlendiler. Alemi ervaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve naif ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekirin "Men Rabbüke, senin Rabbin kimdir?" diye suallerine karşı kendini medresede zannedip naif ilmiyle cevap vererek "Men müptedadır, Rabbüke onun haberidir. Müşkül bir meseleyi benden sorunuz. Bu kolaydır." diyerek hem o melaikeleri hem hazır ruhları iki, hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü. 3. Ve rahmeti ilahiyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi. Şimdi bir medrese talebesi vefat etmiş. Münker ve nekirde gelmiş. "Men Rabbike, senin Rabbin kimdir?" demiş. Demiş ki "Men müptedadır, Rabbike onun haberidir." Bu müşkül bir mesele. Yani bu kolay bir mesele. Daha müşkül bir meseleyi benden sorunuz deyince bu sefer orada bulunan o üç taife gülmüşler. Şimdi niye gülmüşler? Amin. Soruya yanlış cevap vermiş abi. O yüzden gülmüşler yani. Mesela nasıl yanlış cevap vermiş? Şimdi mesela ben birine soruyorum. Diyelim ki Osman abiye sordum. Ali geldi mi? Osman abi de diyor ki cümlenin öğeleriyle cevap veriyor. Geldi. Yüklemdir. Ali öznedir diyor. Halbuki ben ona onu sormadım. Yani Ali geldi mi dedim. O da cümlenin öğeleriyle cevap verdi. Bir. Onu çalışıyordu. Ya çünkü sarf ve naif ilimlerinde çok şey diyor. Sarf, naif, o değil mi? Evet abi. Yani müennestir, müzekkerdir, cemi salim gibi yani. O, çocuk o anda onu çalışıyordu. Onu çalışıyordu. Dersini boymuş. Bir bu. Şimdi enteresan çocuk abi. Bir bu. İkincisi de "Men müptedadır, Rabbüke haberidir" diyor ya. Aslında Rabbüke müptedadır, men haberdir. O da yanlış yani. İki, şimdi soruya yanlış cevap verdi. Ne olması lazım? Bak burada şimdi söylüyor. Diyor ki, bu üç taife o soruya yanlış cevap veriyor. Bunun üç dört tane, ben iki tanesini söyledim. Ben dört tane görmüştüm burada. Şimdi yanlış cevap verdi, azap olması lazım. Ama diyor ki, azaptan kurtulduğu gibi. Hem de bir de diyor ki, ya daha zor sorun diyor. Yani orada abi şey... Sen kâl etmişsin. Yani biraz artistik yapıyor yani. Öyle diyeyim yani. Yani hem soruya yanlış cevap veriyor. Daha... Zorun sorun. Yani ben diyorum ki iki kere iki kaç? Üç eder. Ya böyle soru mu olur diyorum. Halbuki dört eder yani. Soru da yanlış yani. Burada şimdi yanlış cevap verdiği için azap olması gerekirken azaptan kurtulduğu gibi diyor. Yanlış dediği halde azaptan kurtuldu. Peki o zaman niye azaptan kurtuldu? Buraya baktığında metindeki mesele medrese olduğu için medresenin hürmetine kurtuluyor abi. Doğru. Çünkü metin o yani. Mevzu o. Mevzu olduğu için sonra niye yani kurtulmuş? Ne yanlış cevap vermiş? Medresenin hürmetine yani. Manidar da güldürdü diyor. Evet. Evet. Şimdi aşağıda Hafız Ali abi. Zaten gittiğini bilmiyorsa şehit gitmiş yani. Ondan zaten hocası zannediyor. Şehit. Yani daha büyük sorun söylüyor. Mükemmekili değil ki onu. Mükemmekili olarak kabul etmiyor onu. Yani orada şu da gözüküyor ha. Orada sorulara cevap verme meselesi değil. Buradaki yaptığın fiil önemli.
burada zaten işi götürdü orada. Sualler Ege yanlış da verse bir şey yok. Sen git diyor. Sen işi götürdün. Çok güzel. Çok güzel. Bugün formunda herkes güzel bakıyor. Normalde abi bunun güzelleşmiş. Şeyi abi tekniği şu yani. Mesela Üstad Hazretleri İhlas Risalesi'nde Ümmet-i Muhammed'e aleyhissalatü vesselam Sefine-i Rabbani'de sahili selamete çıkaran gemide çalışan hademeleriz diyor. Şimdi diyelim ki bir gemi var. Diyelim ki Fransa'ya gidiyor. Gemide 500 kişi var. 500 kişi gitti Fransa'ya. Onlar pasaport gösteriyor. Fakat gemide çalışan hademeler pasaport göstermiyor. Burada rozet oluyor ya. Yani onlar serbest geçebiliyor. İşte biz de hademe olduğumuz için böyle bir kıyas yapılabilir yani. Yani diğerlerde soru var mı? Şimdi burada Hafız Ali abiye cevap veriyor. Hafız Ali abi yani bir noktayı nazar yani mahkeme heyeti suretinde gelmiş Münker ve Nekir abi. Orada onunla iştigal ediyor. Aşağıda bana cevap veriyor ya. Yani o cinsten gelmiş yani. Mahkemede mahkeme heyeti gibi mi gelmiş? Öyle anlaşılıyor yani öldüğünü bilmiyor ya şeytan. Bilmiyor. O da üstad da güzel söylüyor. Bir el keşfet bulur. Gördü ki üstada söyledi öyle mi? Şey yani Hafız Ali abi meyve risalesiyle cevap verdi diyor. Şimdi meyve risalesiyle neye cevap versin mahkeme heyetini bunu? Ha demek ki o Nüker Mekir'i bilmiyor. Mahkeme heyetini biliyor. Ve şimdi orada en sonunda bağlamış Üstad Hazretleri. Biz şimdi manen cevap veriyoruz, istikbalde hakikaten cevap vereceğiz diyor. Mesela şu anda men rabbüke, yani Rabbin kimdir? Yani biz buraya derse gelmekle, bu eserleri okumakla, talebe olmakla o soruya cevap veriyoruz yani. Çünkü mesela İşaret-ül İcaz'da imani ve akaidi hükümleri kav ve sabit kılmakla meleki haline getiren ancak ibadettir diyor. Yani fiiliyata dökmektir. Akaidle dinle alakalı bir şey bende meleke diyor bak meleke. Meleke haline gelmesi için ben fiiliyatıma ibadet edersem ben de meleke haline gelir. O zaman kim bana sorsa ben cevap veririm. Mesela bir çocuk düşünelim. Hiç fırıncıda çalışmamış. Oto tamircide çalışmamış. Ben ona bir şey sorsam cevap verir mi? Veremez. Çünkü fiiliyatı yok. O da bir meleke haline gelmemiş. Ama diyelim ki mobilyacıda çalıştı. 10 sene çalıştı. Ben desem ki bu menteşe nasıl takılır? Böyle takılır. Şöyle yok böyle takılır. Diye cevap verir yani. Şimdi aynen bunun gibi. Şu an burada olmakla o melekeyi kazanıyorsun. Çalışıyoruz yani fiiliyete koyuyoruz. Orada sorduğu zaman rahatlıkla cevap verilebilir yani. Aslında şimdi mesela üçgen var matematikte. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 değil mi? O matematikteki üçgenle alakalı bütün soruların cevabı aslında tek. Ama soru çok. İşte bütün yapılan faaliyetler, her şey soru çok, faaliyet hareket çok ama cevabı tek. Men Rabbike yani. Senin Rabbin kim yani? Şimdi biz ölümle alakalı böyle bir iki tane noktayı nazar. Bu dördüncü şu anın baş tarafından. Dördüncü şu an. Manen ve rütbeten beşinci lema ve sureten ve makamen 31. mektubun 31. lemasının kıymetdar dördüncü şuağı ve ayet-i hasbiyenin mühim bir nüktesidir. İhtar, Risale-i Nur sahip kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetdar bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani ve gayet gizli bir mukaleme-i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarruz etmiş, bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Şimdi bu dördüncü şuayı anlamak için Üstad Hazretleri bir tane ihtar çıktı. Mesela bazı risalelerin başına böyle ihtarlar koyulmuş. Mesela İhlas Risalesi'nde bu lema lakal 15 günde bir defa okunması lazım. İkinci şuanın baş tarafında mesela ikinci şuayı okurken birinci meyveden değil de ikinci ve üçüncü meyveyi başlasın ta sona kadar okusun ondan sonra birinci meyveyi okusun diyor. Böyle ihtarlar çekilmiş. Böyle daha vaaz anlaşılabilmesi için. Şimdi burada da ihtar çekti. Bu ihtar da
yaklaşık 10 tane madde var. Bu 6. şuanın anlaşılmasıyla alakalı. Şimdi ne onlar? Bir, başta perdeli gidiyor. Bu perdeli gitmesi ne demek? Bir, hususen bu birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber 6 tane mertebeye hasbiye var. Ama birincisi için Üstad Hazretleri çok kıymetli dedi. İki, bu kıymetlilik neden yani? Üçüncüsü çok ince, bu birinci mertebe. İki, çok derin. Üç, hem bu birinci mertebede muhakeme-i hissi var. Dört, ruhlu bir muamele-i imani var. Beş, gizli bir mukaleme-i kalbi var. Altı, bütün mütenevvi çeşitli ne kadar dertlerim varsa bunları diyor şifa buldum. Yedi, bana tam tevafuk eden anlayabilir. Sekiz, zevk edebilir. Dokuz, on tane madde var yani böyle. Şimdi ben birkaç tanesine böyle noktayı nazar. Mukaleme diyor değil mi? Mukaleme konuyor. Şimdi bu başta da aslında bir şey var, onu da söyleyebiliriz. Bu manen ve rütbeten bu dördüncü şua. Beşinci lema sureten dördüncü şua olmuş. Yani ne demek manen rütbeten beşinci lema olması? Şimdi Üstad Hazretleri bu muhakematta, unsurul belagatta mesela teşbihli bir cümle, mecaz bir cümle, istiareli bir cümle nasıl anlaşılır? Mecaz ile hakikat birbirinden nasıl tefrik edilir? Sağ bir kelam, müşkil bir kelam, böyle anlaşılması zor bir kelam nasıl anlaşılır? 12 tane madde sıralamış böyle. Şimdi o 12 tane maddenin birincisi nazm-ı meanidir. Mananın dizilişidir. Şimdi Cenab-ı Hak kainatta nasıl mana lafızları dizmiş? Güneşi yerli yerine koymuş, bulutu yerli yerine koymuş, ağaçları yerli yerine koymuş. Mesela kavun, karpuz, kabak yerde, küçük kirazlar, şeftaliler, elmalar da ağacın dalında duruyor. Yani lafzen bir diziliş var. O dizilişin aynısı insanda var. Bak gözüm en güzel yerde, dişlerim en güzel yerde, kollum en güzel yerde. Şimdi nazm-ı meani demek, ben şimdi lafzı maddiye anlattım. Cenab-ı Hak lafızları nasıl dizmiş kainata, onun küçültülmüş örneği olan insana, bunu anlatan Kur'an-ı Kerim'de de aynı bu diziliş. Kur'an-ı Kerim'in en parlak mucizesi o lafzındaki dizilişindedir diyor Üstad Hazretleri. Bu asırda da o nazm-ı meaniyi anlatan Risale-i Nur'dur. Şimdi biz niye bunu söyledik? Burada manen ve rütbeten beşinci lema dedi ya, o zaman o dizilişe bakmamız lazım. Nazm-ı meani ki bu manen beşinci lema olmasının manası anlaşılır. Mesela birinci lemada Yunus Aleyhisselam, ikinci lemada Eyüp Aleyhisselam, şahsiyeti maneviyesini kendinde tam gösteren bir kimse ya baki, entel baki hakikatını kemaliyle söyleyebilir. Şimdi orada üç tane anlatılmış, üç nükte anlatılmış. Birinci nüktede ya baki, entel baki cümlesinde faniyetin Allah'a bakan tarafı anlatılmış. İkincide o faniyetin insana bakan tarafı anlatılmış. İnsan bu fenadan hem Allah'a bakan hem kendisine bakan nasıl kurtulur? Fevkaz zaman olur. Bu üçüncü nüktede o anlatılmış. Mesela marifet-i sübhaniye, işte uhudiyet-i sübhaniye, marziyet-i ilahi dairesinde kısa bir ömür, uzun bir ömür demiş. O fenadan ancak dört tane saymış orada. Dört şekilde kurtulabilir. Şimdi birinci lemada Yunus Aleyhisselam, ikinci lemada Eyüp Aleyhisselam'ın o şahsiyet-i maneviyesini kendisinde gösteren bir kimse kemaliyle ya baki entel baki, ya baki entel baki hakikatını yaşar, söyler. O zaman dördüncü de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet-i maneviyesi anlatılmış. Şahsiyet-i maneviyesini ifrat ve tefritten azade bir insan nasıl gösterir? O üç mertebe de o anlatılmış. Yani dördüncü lema minhac-ı sünnedir. Sünnet yoludur. Üç lema da o sünnet yolunun ne olduğu anlatılmış. Bu sefer şahsiyet-i maneviyi ifrat ve tefritten azade olarak gösterdiği için ve de bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir kişi göstermiş. Bu söylemiş olmak hakikaten. İşte rütbeten demesi bu dördüncü şu an ona takılmış yani. Mesela yüzbaşı var, binbaşı var, işte albay var ya, rütbe takılıyor ya. İşte bu hasbunallahu ve ni'mel vekil ayeti ne? Bu manada, bu söylemiş olan manada bir kişi ortaya koymuş yani. Manen demesi o. Peki sureten demesi de bu da bir, iki ve üçüncü şuaları bilmek de o. Birinci şuada nur talebeleri imanla kabre girecekler diyor. Bunun delili ne? Maddi delili. Ben dedim ki Osman abi imanla kabre girecek. Delilini de bir şey söylemem lazım.
Nur talebeleri imanla kabre girecekler. Bunun delili ne? İkinci şuadır. Peki üçüncü şuada münacat anlatılmış. İman duayı vesileyi kat'i iktiza eder. Üçüncüde de münacat bulmuş. Dördüncü de bu işte. Sureten bu. Şimdi bu dördüncü şua diğer risaleler gibi değil. Risale-i Nur sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf ediyor. Mesela akılla anlaşılacak risaleler var. Kalbi böyle müteveccih olunarak anlaşılacak risaleler var. Hissiyatla anlaşılacak risaleler var. Mesela 22. söz, akılla müteveccih olmak gerekiyor. 33. söz, 33 pencere, akılla müteveccih olmak gerekiyor. Mesela Ayet-el Kübra, 15. şua, 2. şua, biraz böyle akılla müteveccih olmak gerekiyor. Çünkü anlayarak diyor Üstad Hazretleri. Akla bakıyor daha ziyade. Bazı risalelerde var ki hissiyata bakıyor. Mesela bu 4. şua. Hissiyata baktığı için bir kimse mesela şunu okusa belki hemen anlayamayabilir ama istifade edebilir. Hani biz de bazen diyoruz ya anladım ama anlamadım ama gene istifade ettim. İşte bu risale o tarz bir risale yani. O yüzden başta perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf ediyor. Yani külliyetin genelinde de böyle cemaat içine baktığımız zaman böyle biraz perdeli gidiyor. Hani bir lügatla meşgul oluyoruz. Efendim tabirlere aşina oluyorsun, usluba aşina oluyorsun. Bu 3-4 sene sürüyor. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlatırken Üstad Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de kışır, fuzuli, lüzumsuz, kabuk hiçbir şey yoktur. Aynı şuur, ilim ve manadır diyor. Bunun aynısı Risale-i Nur'da da caridir. Risale-i Nur'da ayet numaralarına kadar Risale numaralarına kadar aynı kanuniyet Risale de caridir. Mesela teknolojik gelişmeler 20. asırda çıktı. Teknolojik gelişmeleri anlatan Risale 20. sözdür. Sen şimdi diyebilir misin ki bu tesadüf oradadır? Şimdi burada başta perdeli gidiyor ya, o zaman soruyoruz Risale-i Nur'a. O perde ne kadar sürüyor? 4. şua olduğu için 4 sene sürüyor Kasım abi. Bunlar kafayı şerifler abi. Yani herkes soru soramıyor. Yani muhatap olursan o sana cevap verecek yani abi. Şimdi burada dedi ki birinci mertebede çok kıymetli bir hakikat var. Şimdi nedir o kıymetli hakikat? Bu birinci mertebede Üstad Hazretleri ölümün çaresini bulmuş. Burada şimdi bir tane şiir var, kısa bir beyit var. Şimdi diyor ki dil bekası, hak fenası istedi mülk-i tenim, bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber. Şimdi dil demek Farsça'da gönül demek. Gönülde beka, hakta fena istiyorum ama Lokman hekimin çaresini bulamadığı bir fena var, bir ölüm var yani. İşte Üstad Hazretleri o Niyaz-ı Mısri'nin ve Lokman hekimin bulamadığı o ölümün çaresini bulmuş abi. Nedir o şimdi? Buna ayna misali vermiş Üstad Hazretleri. Ayna misalini anlatmış. Çok kıymetler de diyor o. Ölümün çaresi var. Mesela 20. sözde o peygamber mucizesini anlatırken İsa Aleyhisselam ölüleri diriltmiş. Üstad Hazretleri o ayeti almış. Ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkün. Bak hayat demiyor, rengi diyor. Rengi vermek mümkün ölüme. Bu noktadan buraya bakabiliriz yani. Mesela bu ölüme hayat rengi vermek laikalarda da var Hasan abi. Mesela nasıl vermiş ölüme hayat rengi? Mesela Üstad Hazretleri vefat eden abiler için onlar diyor seyyat cihetiyle vefat ettiler. Hasenat cihetiyle yaşıyorlar diyor. Onlara bir hayat rengi veriyor. Yaşatıyor onları abi. Öldürmüyor yani. Şimdi aynısı burada da var. Bir hayat rengi verilmiş yani. Abi, peki ne vermiş? Çok kıymetler dediği bu. Peki çok ince dediği ne? Bunu ayna misaliyle anlatmış. Ayna. Bak. Şimdi bu elimde gördüğüm bir ayna. Şu ayna. Bu aynanın arkası karanlık. Bir de aynada gözüken var. Şimdi bu ayna kırılabilir. Arkada karanlık çizilebilir, dağılabilir ama bu aynada gözükenler baki. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de bazı eblehler var ki yukarıdaki güneşi tanımadıkları için aynada bir güneşi görse değil mi? Aynadaki güneşe aşık olur diyor. Ne zaman ki kırıldı, çok kabiliyetli, istidatlıysa yukarı çevirir diyor kafasını.
O kendisi işte o çeviren. O fark etmişti. Şimdi aynen bunun gibi. Aynayı anladık, misal verdik. Şimdi bu şu görmüş olduğunuz ceset, bu aynanın kendisi. O aynanın arkasındaki karanlık nefis, bu aynada gözüken evsaf-ı ilahi, yani esması Cenab-ı Hak, sıfatı, şunatı, çok istatlı, kabiliyetli bir aynaysa tecelli zatı. Bu aynada gözüküyor, bu ayna kırılabilir, dağılabilir, bozulabilir ama bu aynadaki gözüken Allah'ın isimleri baki işte. Üstad bunu anladım, onun bekasıyla bu aynada gözüken o isimlerin baki olduğunu anlamasıyla benim için layımut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim, bu aynada gözükenler hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur, daha ölmez diye şuur-i imanıyla takarrür eder diyor. İşte çok kıymetler dediği bu çareyi bulmuş abi, bu aynada gözüken ince dediği de bu. Yani ölümün kıymetli çaresi bulunmuş, bir de ince dediği de bak, biz şimdi burada kaç kişiyiz? Belki çoğumuz, ben de yeni fark ettim yani. Çok ince dediği bu abi. Çok ince bir şey yani. Ya nasıl ben faniyim ama bende gözüken baki. Yani fenanın içinde bekayı tespit edilmiş. Bu Allah'ın bir kanunudur. Zıttı, zıttından çıkarır. Mesela toprak. Şekil yok, renk yok, koku yok ama şekil çıkıyor, sanat çıkıyor, koku çıkıyor. Zıttan çıkıyor. Güneş karanlıktır içi. Güneşin içinden ışık çıkmış. Renk çıkmış değil mi? Hararet çıkıyor. Karanlıktan çıkar. Bu Allah'ın bir kanunudur. Üstad Hazretleri o kanuniyeti bak, burada fenanın içinde bekayı bularak göstermiş. Kıymetler dedi bu. İnce dediği de bu. Yani herkes bunu fark edemiyor. Peki derin demesi ne? Derin demesi de şimdi mesela bazı gemiler var. Derin yerlere gidemiyor. Açılabileceği yer var. Veya da ben yüzücüyüm. Çok derin yerlere dalmak için benim nefesimi çok tutmam lazım. Bazısı 30 saniye tutar, bazısı 1 dakika tutar, bazısı 5 dakika tutar, bazısı hiç tutamaz. Şimdi bu mesele de hissiyatla alakalı bir mesele olduğu için çok derin bir mesele. Şimdi burada dedi ki mukalemeyi kalbi bir, ruhlu bir muamele imanı iki, bir de muhakeme hissi, his de vicdan. Yani şu meseleyi, Üstad'ın burada söylemiş olduğu meselenin anlaşılabilmesi için kalp, ruh ve vicdan takır takır beraber çalışacak. Bu üçü de manevi noktadaki bütün letaifi içine alıyor abi. Yani ne kadar manevi noktada letaif var? Ruhun içinde, kalbin içinde, vicdanın içinde. Derin demesi bu. Bu meselenin anlaşılabilmesi için bu üçünün takır takır işlemesi lazım. İşte bu birinci mertebeyi hasbi nurede bunun tam işlediğini görüyoruz yani. Çünkü ifadelere baktığımız zaman bu rahatlıkla ortaya çıkıyor. Derin demesi bu. İşte burada bana tam tevafuk eden dedi ya. Bunun 4-5 tane manası var. Tevafuk etmek ne demek? Hani demin saydım ya ben birinci lema, ikinci lema, üçüncü lema, dördüncü lema. Bir, o hakikatların yaşanıp gösterilmesi. İkincisi bu 1-2-3. Şu anın. Hem Risale'nin meslek esas ve düsturlarına uymak, hem de ilmi tarafını göstermek, hem de ubudiyetini göstermek münacatla böyle tevafuk edilebilir. İkincisi bu üç şekilde yani kalp, ruh ve vicdan işlemesiyle tevafuk edilebilir. Bir de mesela Üstad Hazretlerine Cenab-ı Hak beş tane tecritle, beş çeşit gurbet içinde gurbet diyor. Hastalıkla, musibetlerle gösterdiği, hissettirdiği, zevk ettirdiği bu hakikati biz de tecerrütlerle, ihtiyarımızla yapabilirsek İşte tam tevafukun bir manası da bu. Yani ben ona tam tevafuk edeceğim, ben de hapishaneye gireyim, sıkıntı çekeyim, zehirleneyim değil yani. Yani ona gurbetlerle, beş çeşit gurbet içinde, hastalıkla, musibetle gösterilen, hissettirilen, zevk ettirilen o hakikati biz de ihtiyarımızla tecerrüt edebilirsek, işte bu berat gecesinin bir manası da bu yani. O tecerrütleri o çekirdek hükmünde de olsa bir gecede göstermek yani. Derin demesi de bu. Tevafuk etmenin manası da bu 3-4 tane söyledik. Bir de bu birinci mertebeyi Nure-i Hasbiye'de 12 tane hem var. Bir insan nasıl hasbunallah diyebilir, Allah bana yeter diyebilir. Bu 12 tane maddeyi gösterecek yani. Görecek, hissedecek,
zevk edecek. Gören, hisseden, zevk eden adam diyebilir ki hasbunallah, Allah bana yeter ve nimel vekil diyebilir. Yoksa laf sen terennüm eder sadece yani. Bir insan nasıl söyleyebilir? Hasbunallah ve nimel vekil, içini doldurabilir. 12 tane madde var. Şimdi ben bakmıştım da bu hasbunallah ve nimel vekil ayeti Hendek Savaşı'nda gelmiş. Hendek. Şimdi ortada bir Hendek var. Burada Müslümanlar var. Burada da müşrikler var. Şimdi kum fırtınası çıkmış. Gece soğuk böyle. Müslümanların geride hanımları var, çocukları var. Müşriklerden bu tarafa geçenler olmuş. Kulis yapıyorlar, faaliyet yapıyorlar. Böyle bayağı bir sıkıntılar var. Dönelim mi, dönmeyelim mi böyle şeyler olurken sahabeler kendi aralarında toplanmışlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Biz ona yardım edeceğiz diye böyle kendi aralarında bu manada konuşup karar alıyor. Bu sefer ayet geliyor. Onlar dediler ki hasbunallahu ve nimel vekil. O zaman inmiş abi. O ayet. Şimdi Üsa Hazretleri bu dördüncü şu an 64 yaşında telif edilmiş. Ben diyor hasbunallahu ve nimel vekil 64 yaşında diyebildim diyor abi. Nasıl demiş? O gurbet o 5 çeşit gurbetler içindeyken Allah bana yeter diyebilmiş yani. Yani o mesela sahabe efendilerimizde zemin olup bu kelam o zeminin üzerinde olduğu gibi üstadda da o tecritler zemin olup bu hakikat onun üzerine bina edilmiş. Bize yani mesela birisinin bir ödemesi olabilir, çok sıkışabilir. Veya çocuğuyla ilgili problem olabilir, işiyle ilgili problem olabilir. Aslında o zemin yani Allah'ın o kimsenin böyle mahiyetin de ilim, irade, kudretini onun noktayı kemalinde tam göstermesinin zemini yani. Mesela Eyüp Aleyhisselam'a Allah'ın varlığı ve birliği hastalıkta Yunus Aleyhisselam'a şehidi olmuş, balığın karnında. Yani onun noktayı kemali orada Allah'ı bilmiş yani. Şimdi burada 12 tane hem var ya. Şimdi bu 12 tane hem de bir cümle var. O ne de şuur imanıdır. Şimdi Risale-i Nur'da bir cümle nasıl izah edilir? Üstad Hazretleri bunu Kastamonu 56-57'de söylemiş. Külliyattaki müteferrik parçalar bir araya gelince mükemmel bir şerh ve izah olur demiş yani. Örnek vermiş. Haşirle alakalı demiş. İşte Kur'an'ın kelamullah, Allah'ın kelamı olduğuna dair parçayı bir araya getirsen hem oranın şerhi oluyor hem izahı oluyor. Misal, mesela birinci tabakaya hayat, bizim hayatımız çok kayıtlarla mukayyettir. Bak ben şimdi şerh ve izah ediyorum. O kayıtlar nelerdir? 27. sözde geçiyor. Hayatı dünyeviyenin temini. İşte felsefe, siyaset. Parantezi kapattım. Bu şerh oldu. Bu sefer bu üçünü izah edersin külliyattan gene. Bu sefer izah olur. Böyle şeyle. Şimdi burada şuur-i iman dediği için bu şuur-i iman ne demek? 29. sözde şuur hayatın ziyasıdır diyor. Şuuru ziyaya benzetmiş. Bizim noktayı nazarımız bu şuur-i iman ne demek? Ziya demek yani. Ne demek? Şimdi diyelim ki benim evimde mükemmel bir ayna var. Çok mükemmel. Her şeyi en ince detayına kadar gösteriyor. Ama ışık yok. Işık. O zaman bu ayna bir işe yarar mı Levent abi? Yaramaz. Kazıman bir işe yarar mı? Yarar. Ne işe yarar abi? Çöpü atarsın bence. Hayır. Çatı gören işe yarar. Karanlık da bu ayna bir işe yaramıyor. Işık olduğu zaman bu ayna bir işe yarıyor. Şimdi aynen bunun gibi. Bu insan maddi ve manevi efsaf-ı ilahinin aynası burada saymış olduğu üstadın o şeyin olmayınca bu sefer bu ayna karanlıkta kalıyor. Hayat ayna değil de hayat aynada görünen mi aslında? Yani yok olmuyor. Abi ne anladıysanız abi. Öyle anlayacağım. Bir daha şurada bir şey vardı onu da söyledik. Bana tam tevam eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Şimdi ben toparlayayım, ne anlattım ben? Söyleyeceklerimi söyledim, uzun gidiyor da. O şeyden başladık, şualardan, münker ve nakil ile ilgili, münker ve nakil ile ilgili bir yerden okuduk. Oradan dördüncü şuaya geçtik. Dördüncü şuada, bu baş tarafta, bu dördüncü şuanın anlaşılması için Üstad Hazretleri ihtar çekmiş. Böyle baktığımızda yaklaşık 10 tane madde var. Buranın anlaşılması için, böyle içerine girip tahariyat yapabilmesi için. İşte başta perdeli gider dedi, sonra inkişaf eder dedi. Çok kıymetli birinci hakikat, çok ince, çok derin, muhakeme-i hissi var, ruhlu bir muamele-i imani var,
gayet gizli bir mukalemeyi kalbi var. Derin dertlerime, mütenevvi dertlerime şifa var dedi. Bana tam tevafuk dedi. Sonra bizde bir de birinci mertebede şuuri imam var. Bunları nasıl anlatmış? Birinci de aynı misaliyle bunları anlatmış. İnşallah Cenab-ı Hak bu okumuş olduğumuz böyle ölüm hakikatini, hayat hakikatini, şuur hakikatini, ziya hakikatini canlı olarak ilmel yekin, aynel yekin, hakka yekin göstermeyi nasip etsin. Amin. Bu gece bir çekirdek olsun. İnşallah bir dahaki berat gecesine kadar bu hakikat tam tahakkuk etsin. Amin. Allah rızası için el-Fatiha.